Günaydın değerli izleyenler. Bugün 25 Haziran Salı. Ben Zeynep Erataman. Bloomberg HT'de ilk söz başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP'nin gölge Hazine ve Maliye Bakanı Profesör Doktor Yalçın Karatepe ile 4 saati aşan bir görüşme gerçekleştirdi. Yalçın Karatepe görüşme ile ilgili açıklamasında 4 ana başlıkta önerilerini ilettiklerini, asgari ücrete ara zam taleplerini de aktardıklarını söyledi. Karatepe acı reçeteyi yine vatandaşa çıkaran anlayışlarında bir değişim iradesi olmadığını maalesef gördük dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik vergi düzenlemesine ilişkin açıklamada bulundu. Ömer Çelik bir taslak söz konusu olduğunda uygun görülen, görülmeyen her şey o taslağa yazılır ama son kararı siyasi irade verir. Sosyal medyaya ya da başka yerlere sızan şuraya da buraya da vergi gelecek gibisinden açıklamaların çoğu spekülatif dedi. Reel kesim güven endeksi Haziran ayında gerilemeye devam etti. Merkez Bankası verilerine göre mevsimsellikten arındırılmamış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 2,6 puan azalışla 102,8 seviyesinde gerçekleşti. Endeks Nisan'da 106,1 ile 9 ayın en yüksek değerini almıştı. Kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 0,4 puan azalışla %76,2 oldu. Haziran ayında sektörel güven endeksleri hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düşüş gösterdi. TÜİK verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi aylık bazda hizmet sektöründe %1,5, perakende ticaret sektöründe %2,6, inşaat sektöründe ise %0,5 geriledi. Avrupa Birliği, Rusya'ya yönelik sıvılaştırılmış doğalgazın yeniden ihracat yasağını da içeren 14. yaptırım paketini kabul etti. Avrupa Birliği Konseyi'nden yapılan açıklamada yeni paketle mevcut yaptırımlardaki kanuni boşlukların kapatılacağı, yaptırımların çevresinden dolaşmanın zorlaştırılacağı ve enerji alanına yeni tedbirler getirileceği belirtildi. Avrupa Birliği ayrıca dondurulan Rus varlıklarının işletilmesinden elde edilen gelirin 1,4 milyar eurosunun gelecek ay Ukrayna'ya aktarılacağını duyurdu. Borsa İstanbul 100 ana endekste dün %0,03'lük düşüşle çok yatay bir kapanış yaptık. 3,5 puan kadar düşen borsa 10.767 puanda kapanış yaptı. 97,1 milyar TL işlem hacminin geçtiği günde bankalar %1 ile en çok kazanan konumundaydı. Holdingler %0,70 düşerken gün sonunda en çok kaybeden sektör endeksi %3,28 ile tekstil deri olarak karşımızdaydı. Bugün içeride konut fiyat endeksini göreceğiz. Yurt dışında ise başta Chicago Fed'in ulusal aktivite endeksi olmak üzere bir dizi veri açıklanacak. MSCI Türkiye ETF'i dün New York işlemlerini %0,36 aşağıda tamamladı. CDS ise 277 baz puanda. Dün borsada endeks %45 hisse yükselirken 55 hisse günü eksilerde tamamladı. Puan bazlı katkılarda Akbank, Tofaş, Sasa Polyester, MIA Teknoloji ve Garanti Bankası ilk 5'i oluştururken puan bazlı baskılar cephesinde BİM'den sonra Türk Hava Yolları, Sabancı Holding, Turkcell ve Vestel hisselerinin geldiğini takip ettik. Bununla beraber dün gösterge birleşik 88 bas puan düşüşle 42.03 seviyesinde kapanış yaptı. 10 yıllık kağıtta bileşik getiri de 13 bas puan düşüşle 28.65'teydi kapanış itibariyle. Kurlar tarafına geldiğimizde dolar endeksi 8 haftanın zirvesinden geri çekilirken dolar yen paritesi 160'a yakın kalmaya devam ediyor. Hatırlatalım 29 Nisan'da 34 yılın zirvesini 160.245 ile görmüştü. Paritelerde bu sabah grafiğine döndüğümüzde dolar TL kotasyonu Asya'da 32.93.54'ten devam ediyor. Euro TL işlemleri 35.39.13'te, Euro dolar paritesinde 1.07.38'e uyandı piyasalar. Sterlin dolarda ise bir miktar seçim gerginliği de var. Son günlerde 1.07'ye yakın kalmaya devam ediyoruz. Dolar endeksi 105.43'le yeni güne başladı. Avrupa tarafına döndüğümüzde Stoxx 600 dün %0,8 kadar yükseldi. Bankalar %1,9 yükselirken teknoloji hisseleri %0,7 kadar satıştaydı. İFO endeksinde Haziran'da 88,6 beklentilerin üzerinde kaldı ve 5 aydır ilk defa düşüş kaydedildi. Konuyla ilgili olarak İFO Başkanı Clemens Foest'in konuşması vardı. Konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede Alman ekonomisi durgunluğun üstesinden gelmekte zorlanıyor dedi. Detayları paylaşalım. Almanya Ekonomi Araştırma Enstitüsü yaklaşık 9.000 firmanın katılımıyla yaptığı Nisan ayı Almanya iş anketinin sonuçlarını açıkladı. Buna göre Almanya'nın iş görünümü 5 aydan beri ilk kez geriledi. Bu durum Avrupa'nın en büyük ekonomisindeki
kademeli toparlanmanın ters rüzgarlarla karşı karşıya olduğuna işaret etti. Enstitü tarafından hazırlanan beklenti göstergesi Haziran'da bir önceki aya göre 89.3 seviyesinden 88.6 seviyesine düştü. Veriler Bloomberg anketindeki 89.6 medyan tahmininin altında kaldı. Sonuçlar, tüketicilerin artan gelirlere ve soğuyan enflasyona rağmen tereddütlü kaldığı son yıllardaki ekonomik sıkıntıyı aşmanın zorluğunu vurguluyor. Almanya Ekonomi Araştırma Enstitüsü Başkanı konu hakkında yaptığı değerlendirmede, Alman ekonomisi durgunluğun üstesinden gelmekte zorlanıyor, dedi. Ve buradan dönüyoruz Amerika tablosuna. Amerika'da dün kapanış karışık gerçekleşti. Dow Jones Sanayi Endeksi %0.67 yükselirken S&P 500 %0.31, Nasdaq ise %1.09 değer kaybındaydı. Nvidia hissesinde satışlar devam etti dün %7 civarıyla ve 3 günlük kayıp böylelikle 430 milyar dolar seviyesini bulmuş durumda. Tepeden baktığımızda ise %16 kadar geri çekilme bizi teknik düzeltme alanına getirdi ve diğer yarı iletken endeksleri ve hisseleri üzerinde de baskısını hissettirdi. Kapanış sonrası gelen rakamlarda Solar Edge Technologies ve aynı zamanda Pool Corp'un şirket haberleriyle %10'un üzerine değer kayıpları dikkat çekti. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly dün bu arada konuştuğunda enflasyonla mücadelede ilerleme kaydettik ama yapılacak hala çok işimiz var. Para politikası işliyor ama işi bitirmeliyiz şeklinde açıklaması dikkat çekti. Bugün Lisa Cook ve Michelle Bauman'ın da yine konuşmalarını Fed cephesinde takip ediyoruz. Dünkü kapanış sonrasında karma tabloda dönelim bir de Amerika'da vadelilere. Dün kapanış sonrası gelen şirket haberlerinde çift haneli düşüşler gördük dedik ama yine de borsa vadelisinde şu anda %0.23'e varacak şekilde Nasdaq önderliğinde alıcılı bir seyir söz konusu. Aynı zamanda yine Fed yetkililerinden Goolsbee'nin de dün konuşması vardı. Chicago Fed Başkanı faiz indirimi için enflasyonda daha fazla soğuma görmek istediğinin altını çizdi. Nvidia'nın düşüşüyle ilgili olarak 5 unsur öne çıkıyor bu arada. Öncelikle Cuma günü endeks opsiyonlarında, hisse opsiyonlarında tüketim tarihi olması, aynı zamanda çalışanların içeriden satışları, teknik olarak nispi güç endeksine baktığımızda 70 seviyesi yani aşırı alım bölgesine geçmiş olması bu sebepler arasında. Geçen salı itibariyle Apple'dan sonra Microsoft'un da piyasa değerini Nvidia geçmişti. Bununla ilgili kar satışları geldiği belirtiliyor. Bir de elbette Nvidia'da uzun pozisyonu olanların kaldıraçlı pozisyonlarında değişime gidiyor olmasının da etkisi var ama bunların hiçbirinin temel sebep olmaması yani daha doğrusu şirket temellerine dayanan bir sebep olmaması önümüzdeki süreçte buradan Nvidia hissesinin toparlanabileceği şeklinde algıyı da beraberinde getiriyor. Onu da bir dipnot olarak düşelim. Faizler tarafında nispeten yatay bir seyirdeyiz. Oraya döndüğümüzde 10 yıllıkta 4.23, 2 yıllıkta ise 4.72'ler söz konusu. Peki Fed ile ilgili beklentilerde bu sabah neredeyiz? Ona da bakalım. Özellikle pozisyonların arkasına para konduğu noktada Temmuz'un 31'inde gerçekleşecek toplantıda piyasa %10 ihtimalle faiz iner diyor. Daha kuvvetli bir ihtimali 18 Eylül toplantısında %64,5'la görüyoruz. Aralık ve yine Kasım toplantılarına döndüğümüzde Kasım'da %36, Aralık'ta ise %83 ihtimalle faiz iner diyor piyasa. Geçen seneyi 5.33'te bitiren Fed faiziyle ilgili bu sene sonunda nerede oluruz deyince karşımıza çıkan değer 4.84 oldu bu sabah itibariyle. Ve durumla ilgili bir de yorum verelim. Amerika'da enflasyon, Fed politikası bundan sonrasındaki şekillenmesine ilişkin BlackRock baş yatırım stratejisti Wei Li'den bir açıklama var. Yorumu paylaşarak devam ediyoruz. Evet, bir şekilde bunu risklerden kendimizi geri çekiyoruz. Çünkü belirsizlik artmış durumda ve şimdiye kadar inanılmaz bir rally oldu ABD hisse piyasalarında. Aslında direkt olarak böyle kenara çekilmek değil ama stratejik olarak belirli bir şekilde dağıtmak riski. Bütün bu belirsizlikler enflasyondan geliyor. Aynı zamanda önümüzdeki dönemde seçimler var. Bunları nasıl yaşayacağız? Bunları bir bir baktığımız zaman örneğin işte bu Cuma günü PCE çekirdek verisi gelecek. PPI yani tüketici enflasyonu ve çekirdek taraf iyi gelmişti ve bu enflasyon üzerindeki aşağı yönlü hareket devam edecek mi onu takip edeceğiz. Ve bütün bu enflasyonu aşağı taşıyabilecek mi? Fed için faiz indirim sürecini destekleyecek mi bu yıl içerisinde bunu takip edeceğiz. Dolayısıyla şu anda piyasalar iki faiz
faiz indirimi bekliyor. Evet, sence mantıklı mı? Evet, ya biz de aslında 2 faiz indirimi bekliyoruz ve bu da piyasaların bu yılın başındaki tahminine göre çok ciddi bir fark var. 6 faiz indirimi bekleniyordu ama aslında siz hiçbir zaman 6 öngörmediniz, öyle değil mi? Evet, biz 2 tane öngörüyorduk. Şimdi merkez bankaların bir taraftan da nötr faiz oranlarına ilişkin beklentileri var. Yani burada biraz tarihsel olarak daha yüksek seviyelerde olmasını bekliyorsunuz nötr faizin. Ona ne dersin? Evet, bir noktada daha yüksek enflasyon çevresini, ortamını yansıtacağını düşünüyoruz. Daha yüksek nötr faiz oranlarına, jeopolitik fragmentasyondan, yaşanan demografiden, bunlardan dolayı bunun yaşanacağını düşünüyoruz ve enflasyonun daha yüksek olacağı ve daha yüksek borçlu oranlar, sadece ABD'de değil diğer gelişmiş ülkelerde de çok yüksek borçluluk oranları var ve bu da nötr faizleri de yukarı taşıyan bir gelişme. Ve aslında biraz daha nötr faizlerin ne gösterebileceğinden bize nasıl bir süreç olacak peki burada? Yani nasıl bir pozisyonlanma yapıyorsunuz bu ortamda? Nasıl, nerelerde pozisyonlanıyorsunuz? Bu kadar yüksek nötr faiz oranına karşı nasıl direnç sağlayabiliyorsunuz? Evet, biz hisse tarafında uzun bir zamandır tahvile göre hisselerde daha fazla ağırlığımızı arttırdık. Çünkü bu faiz oranlarının daha yüksek olması nominal gelirleri biraz daha destekliyor en azından bu döneme baktığımız zaman. Ama işte bu daha yüksek faizlerin daha uzun bir süre olacak tarafı orada tahvil perspektifinden bakınca çok iyi olmuyor. Ama işte kupon olarak kupon ödemelerini biraz daha yüksekten alabilirsiniz ama hisse tarafında biz bu geçişkenlikte biraz daha fazla beğeniyoruz. Özellikle ABD hisselerinde yapay zeka teması çok önemli bir rol oynuyor. Amerika'dan bu arada sabah saatlerinde gelen bir haber daha var. Onu da söyleyelim. 3 tane telekom şirketiyle ilgili olarak Amerikan verilerine acaba bulut veya internet üzerinden erişiyorlar mı? Nasıl erişiyorlar? Bununla ilgili soruşturma olduğuna da işaret ediliyor. Konuyla ilgili detayları biraz sonra Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadık Aymaz'la konuşacağız. Ama öncesinde bir de MTI'ye gidelim. Amerika'da faizlerde nispeten yatay bir seyir var dedik ama dolar endeksi 8 haftanın zirvesinden geri çekildi. Öyle olunca dün bir miktar altına yaradı. 1000'de 5 kadar altına yaradı. Bu sabah hareket pek devretmiş gözükmüyor. 2326 dolar sularında spot altın işlemleri sürerken gram altına döndüğümüzde 2461 TL 56 kuruşta işlemlerin sürdüğünü görüyoruz. Petrol tarafına döndüğümüzde ise özellikle Çin'e ilişkin ekonomik toparlanma kaygıları, İsrail-Gazze gelişmeleri derken bir yandan da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den açıklama geldi. 30 kadar Rus petrol rafinerisi ve stoklama tesisini vurduklarını söyledi ama ne zaman vurdukları ile ilgili takvim telaffuz etmedi. Tüm bunların etkileriyle beraber petrol fiyatlarına bu sabah baktığımızda 81 dolar 67 sentte Amerikan tipi ham petrol, 86 dolarda ise Brent petrol işlemlerini takip ediyoruz. Amerikan Petrol Enstitüsü'nden bugün gelecek stok raporu da merakla bekleniyor. Ve kripto parayla devam edelim. Dün %6,6 düşen Bitcoin'de 3 Mayıs'tan beri ilk defa 60 bin dolar seviyesinin de altı test edildi. Hem para politikalarına ilişkin belirsizlikler hem de özellikle borsa yatırım fonlarıyla ilgili heyecanın artık fiyat çıkıyor olmasının etkileri var. 61.171 dolara kadar yine de toparlandı bu sabah Bitcoin. Ethereum'da ise 3.375 dolarla yola devam ediyoruz. Ve bugün Asya tarafında yoğun biçimde hem şirket haberleri hem de makro veri akışı var. Detayları için Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadık Aymaz'a dönüyoruz. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Ve Sadi, sana günaydın diyelim. Şimdi bir tarafta normalde Nvidia düşünce Asya'da bunu mutlaka biz seninle böyle bir yancı etkilerini takip ediyorduk. Ama bu sabah Asya'da çok kötü bir tablo yok. Az önce gösterdi arkadaşlar hafif bir Çin düşüşü ama geriye kalan Asya piyasalarında yükseliş var. Öncelikle tabii teknolojide işler nasıl gidiyor bir onu sorayım sana Sadi. Diğer tarafta Amerika zannediyorum 3 telekom şirketine Çin'de soruşturma açıyor. Ama buna rağmen direniyor mu hisseler? O da bir başka herhalde merak konusu. Bir de tabii üst yönetimden de açıklamalar var bu sabah. Hem Xi Jinping'den hem Li Qiang'dan neler söylüyorlar? Acaba söyledikleri piyasa üstünde etkili oluyor mu?
Zeynep, sondan başa doğru gideyim. Hafızam taze kalsın, hemen hızlı hızlı cevaplamaya çalışayım. Bir defa konuştu Xi Jinping. Genelde duyduğumuz konuyu dile getirdi. Teknolojide Batı üstünlüğünü yenmek için çok çalışmamız gerekiyor diyor. Mealen tabii söylüyorum Zeynep, vaktimiz de kısıtlı olduğu için. Dolayısıyla Xi Jinping'in gündeminde muhtemelen yarı iletkenler var. Onu anlıyoruz. Daha fazla yatırım, daha fazla inovasyon diyor. Onun dışında bir önemli konuşma Zeynep, WEF biliyorsun normal şartlarda bundan 8-10 sene kadar önce Çin'le Batı arasındaki ilişkiler iyiyken biz kış Davos'unu İsviçre'de yapıyoruz. O zaman bir de yaz Davos'u yapalım. O da dünyanın yükselen gücünde olsun, yeni dostumuz da olsun, Çin'de olsun dediler. Tabii devir çok değişti. Eskisi gibi derken hakikaten 7-8 sene önce Zeynep çok daha iyi forumlar oluyordu ama bu forumlar şu geçen senede ben orada bulunmuştum. Biraz daha sönük geçiyor. Bu sene de anladığım kadarıyla biraz sönük geçecek. Konuklardan anlıyoruz tabii. Oradan fikir yürütüyoruz Zeynep. Onun açılışında konuştu. Tabii çok şey söyledi ama benim dikkatimi çeken birkaç şey var. %5'lik büyüme hedefini tutturabileceğimiz inanıyoruz diyor. Çin Başbakanı makroekonomik açıdan, piyasalar açısından bu cümle önemli olabilir. Onun dışında da sen de bahsediyorsun daha jeopolitik bağlamında küresel tedarik zincirlerine dikkat çekti. Bozulmasın diyor. Yine mealen söylüyorum Zeynep. Bu zincirler bozulmasın. Bozulursa bütün dünyanın aleyhine olur. Örneğin bizim sayemizde dünyada enflasyon düştü vesaire dedi Zeynep. Dolayısıyla gündemde jeopolitiğe de atıfta bulundu. Ayrışma olmasın dedi. Ayrışma tabii ayrışma deyince çok alelade bir kelime gibi geliyor kulağımıza ama biliyorsun daha kavramsal olarak, terimsel olarak karşılığı var mı bilmiyorum ama decoupling biliyorsun. Dünyanın decoupling'den kazanacağı bir şey yok. Herkesin de kaybedeceği bir şey yok demeye de getirdi. Hem Amerika tarafına hem Avrupa tarafına bana sorarsan mesajlar göndermiş oldu. Onun dışında tabii jeopolitik gerilim devam ediyor. Çinli telekom şirketi de çok eskiden duyuyor Zeynep. Yani ben 3-4 senedir hatırlıyorum. Bulut sistemlerine çok ciddi yatırım yapıyorlardı. Şimdi o da Amerika'nın ya da Washington yönetiminin şu anda radarına girmiş durumda. Orada bir yaptırım gelebilir. İlk sorunu Zeynep, şimdi bir sorun daha vardı hatırlayamadım onu da söyleyeyim Zeynep. Onun dışında şöyle bakıyorum Zeynep. Genel olarak hatırladım şimdi piyasalara ekranıma bakınca neden şu anda piyasalar yükseliyor dedim Zeynep. Evet hakikaten Avustralya'da, Japonya'da, Güney Kore'de, Hong Kong'da yükselişler var. Aslında Nvidia'nın düşmesi hayırlı oldu mu diyeceğim Zeynep. Bana sorarsan oldu çünkü son dönemde biliyorsun %16'ya kadar çıkmıştı örneğin işlem hacminde. Onun çektiği ne diyelim sermayede fonlar. Dolayısıyla biraz etrafını kurutuyordu. Yarı etkenler dışındaki sektörleri kurutuyordu. Dolayısıyla oradan çıkışlar başka sektörlere ya da genel olarak piyasaya yarayabilir diyeyim. Sözde çok fazla uzatmadan sana bırakayım Zeynep. Olsun, senin anlattığın her şey bizim için çok değerli. Çok teşekkür ederiz. Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadi Kaymaz. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Ve dönüyoruz buradan dış basın köşemize Sadi Kaymaz'ın bıraktığı yerden. Market Watch'a gidiyoruz öncelikle. Piyasada kazananlar kazanmaya devam edecekler mi? Morgan Stanley'nin baş stratejisine göre evet, şartlar değişirse neler olabilir? Onu da yine yazının içerisinde toparlamış Market Watch. Hemen biraz detay vermeye çalışalım. Şimdiye kadarki yükselişte özellikle yapay zeka ile beraber Nvidia başta olmak üzere hisseleri takip etmiştik. Amerikan ekonomisinde enflasyonun düşeceği, büyümenin bir miktar soğuyarak da olsa sağlıklı kalacağı bir kompozisyonu fiyatlıyor piyasa. Bunun içinde Fed'in faiz indirimleri de var. Bu tabloda neler değişebilir? Şu anda kaliteli hisse senetlerini elinde tutanlar bir miktar savunmacı hisseleri de bulundururlarsa kendilerini daha korumalı pozisyona alırlar demiş Morgan Stanley. Diğer tarafta da şirketlerin en büyük 500 isminin özellikle piyasa değeri açısından normal bir endekse kıyaslamasını içeren bir göstergesi var Morgan Stanley'nin. Bu esneklik endeksine, bu yine bant endeksine baktığımızda 1965'ten bu yana en zayıf noktayı %20 ile gördü ama buna rağmen yine de %35'e kadar gittiği bir noktada bile %4 civarında piyasa getirisi vardı. O yüzden kötümserlik sinyali almıyoruz demişler. Piyasada herhangi bir değişiklik olması için tahvile satış gelmesi o saydıkları risklerden bir tanesi. Bir diğeri ekonomide toparlanmanın tekrar hızlanması, büyümenin tekrar hızlanması ve enflasyonu beraberinde getirmesi. Böyle bir senaryo olduğunda biraz daha küçük şirketler, yerel bankalar, Dow Jones Sanayi Endeksindeki ulaştırma yine alt endeksi hisseleri
ve biraz daha düşük kaliteli döngüsel hisselere yönelim görebiliriz piyasada demişler haberin detaylarına bakıldığında. Ve bir diğer başlıkta piyasa hareketinde belirleyici olan Nvidia'ya gidiyoruz. Nvidia ile ilgili olarak düzeltme alanına girdi dedik. Tepe noktasını geçen hafta salı günü gördükten sonra oradan bu yana %16 kadar düşüşü var. 3 günlük düşüşte %13'lük bir performans 430 milyar dolarlık değer kaybına işaret ediyor. Bununla birlikte yarı iletken hisse senetlerinde de düşüşler var. Philadelphia borsasında işlem gören yarı iletken endeksi dün %3 kadar değer kaybetti. Broadcom %4, Qualcomm %5,5, ARM Holdings yine %5,8 kadar değer kaybetti. Amerika'da işlem gören Tayvan yarı iletkenler imalat yine TSMC hissesine baktığımızda %3,5 kadar dün değer kaybı yaşamış olduğunu görüyoruz. Ama bunlardan çok fazla korkmamak lazım diyorlar. Çünkü 2023 senesinde %240 kadar yükselen bir piyasa değeri zaten söz konusu olmuştu. Bu yıl başından beri de %150 civarında değer kazanımı var. Hisse senetlerinin performansına bakıldığında daha önceki geri çekilmelerinin ardından ciddi toparlanmalar yaşadı. Bir örnek hisse senedinin %20 kadar düştüğü bu yıl içerisinde gördüğümüz hareketti. Oradan sonra hızla rekora koştu diye hatırlatmışlar Nvidia hissesi için bugün Bloomberg'ün satırlarında. Ve Bloomberg'dan sonra gidelim Business Insider'a. Bu akşam Amerika'da Trump ve Biden'ın televizyon münazarası gerçekleşecek. Bu televizyon münazarası seçime en uzun süre kala yapılan, bu kadar erken yapılan ilk televizyon münazarası olarak dikkat çekiyor. Aynı zamanda içerisinde iki reklam arası verilecek olması da yine ilk defa görülen bir unsur. Trump ve Biden'ın daha önceki karşılaşmalarında fiyaskolar yaşandığı için bu sefer konuşmayan başkan adayının mikrofonunun kapatılacağına işaret etmişler. O anda ifade vermekte olmayanın ki, o anda konuşma yapmayanın ki kapalı olacak. Çünkü daha öncesindeki tartışmada Biden'ın Trump'a hiç susmayacak mısın şeklinde bir, hiç çeneni kapatmayacak mısın şeklinde bir çıkışı olmuştu. Bu tip bir fiyaskonun bu televizyon münazarasında gerçekleşmemesi için CNN'den gerçekleşecek tartışma diğer kanallarda da 90 dakika boyunca ortak yayınla verilebilecek demişler. Jake Tapper ve Dana Bash'in burada soruları yönelten tarafta olacağını, moderasyonu üstleneceklerini, açılış konuşmaları yapılmayacağını ve yine yazı tura usulü yapılan çekilişle birlikte kapanış konuşmasını da Trump'ın yapacağını görüyoruz. Burada elbette 2020 seçimlerine ilişkin başlıklar başta olmak üzere göçe kadar pek çok konunun ele alınması yönünde beklentiler var. Aynı zamanda Trump'ın yine hüküm giymiş ilk eski Amerikan başkanı olmasının da masaya gelecek konulardan bir tanesi olduğu belirtiliyor. Biden'ın yaşı yine buradaki konulardan bir tanesi olabilir denmiş. Elbette hangi soruların sorulacağını sadece iki moderatör biliyor demişler. Aynı zamanda paralel bir yayında gerçekleşecek Robert F. Kennedy Jr.'ın katılacağı bir yine ek tartışmada diğer mecralar üzerinden yayınlanabilir. Kendisi %15 bariyerini 4 farklı ankette aşamadığı için CNN'in tartışmasında yer alamayacak demişler. Bunu da yine altını çizelim. Pek çok farklı konu aslında gündeme geliyor. İçerisinde reklam olması gibi ve bu kadar erken gerçekleşen bir tartışma olması gibi. Bir sonraki tartışma ise 10 Eylül'de gerçekleşecek. Burada Biden'a Kamala Harris'in başkan yardımcısının eşlik etmesi bekleniyor. Trump'ın yanında kimin olacağı ise henüz bir soru işareti. Cuma'dan itibaren kampanya süreci başlıyor. Biden Kuzey Carolina'da olacak. Trump ise Virginia'da gerçekleştireceği konuşmayla yine gündemde olacak. 2004'ten bu yana Virginia'da Cumhuriyetçi Parti hiç kazanan tarafta olmadı. Onu da belirtmekte fayda var. Şu anda iki tarafı da kayabilen yine eyaletlere baktığımızda Real Clear Politics'in anketlerine göre Trump'ın az da olsa liderliği söz konusu Biden'a karşı demişler haberin detaylarında. Ve buradan ilerliyoruz Bloomberg Business Week Türkiye'nin 35. sayısına. Ve bugün aktaracağımız başlıkta hisseye yabancı yatırımcı haberini Begüm Nur Alkış'ın kaleminden aktarıyoruz. Seçim sonrası hızlanan yabancı sermaye girişi swap ve tahvilde yoğunlaştı. Hisse tarafı trendin dışında kalıyor. Bu durumun sebeplerini ve önümüzdeki dönem beklentilerini uluslararası kurumlara sorduk diyor Begüm Nur Alkış'ın kaleminden detaylar. Ve dün içeride gözlerimiz Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Karatepe arasında beklenen görüşmedeydi. Görüşme 4 saat 20 dakika sürdü. Görüşmenin arkasından kameraların karşısına geçen Karatepe 4 ana başlıkta görüşlerini ve taleplerini ilettiklerini söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP'nin hazine ve maliyeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ile bir araya geldi. Karatepe, 4 ana başlıkta önerilerini ve taleplerini ilettiklerini söyledi. Görüşmede 4 ana talep ilettik. Asgari ücrete ara zam, emekli aylıklarına ciddi şekilde artış yapılması, tarımsal desteklerin artırılarak çiftçilere ödenmesi, çay ve buğday gibi alım fiyatlarının güncellenmesi, vergide adaletsizliğin giderilmesi. Biz bu önerilerimizi sunduk ve takipçisi olacağız. Siyasette normalleşme süreci çerçevesinde kabine üyelerinin CHP'li kurmaylarla temas trafiği sürüyor. Bu kapsamda CHP'nin Hazine ve Maliye Bakanlığından sorumlu Gölge Bakanı Yalçın Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le bakanlıkta görüştü. 4 saat 20 dakika süren görüşme sonrası kameraların karşısına geçti. Toplumun acil sorunlarını bizzat muhatabına iletmek ve bedeli ödeyenin vatandaş olmaması için bu görüşmeyi gerçekleştirdik. 4 saatin sonunda acı reçeteyi yine vatandaşa çıkaran anlayışlarında bir değişim iradesi olmadığını maalesef gördük. Görüşmedeki başlıklardan birisi de asgari ücrete ara zam konusuydu. Enflasyonun bu kadar yüksek seyrettiği bir dönemde asgari ücrete yılın ikinci yarısına zam yapılmamasını şiddetle reddediyoruz. Bu artışın yapılmasının bir zorunluluk olduğunu Sayın Bakan'a ifade ettik. Asgari ücretin artırılacağı konusunda bir izlenim edinmedim. Yani benim edindiğim izlenim asgari ücretin artırılması konusunda bir iradelerinin oluşmadığı yönünde. Ve vergi reformu düzenlemesi. Karatepe, Bakan Şimşek'le CHP'nin görüşlerini paylaştı. Bu vergi dilimlerinin belirlenmesinde asgari ücret düşüldükten sonraki kısmın dikkate alınması gerektiğini ifade ettim. Vergilerin yüksek gelir gruplarında yer alanlardan yüksek oranda vergilendirilmesi gerektiğini ifade ettik. Yurt dışı çıkış harcı konusunu gündeme getirdi. Bunun doğru olmadığını, vatandaşın seyahat özgürlüğünü kısıtlayan bir uygulama olduğunu ifade ettim. Ama bu konuda Sayın Bakan'dan somut bir değerlendirme duymadım. Anladığım kadarıyla meclise sunulacak tasarı üzerindeki çalışmalarını henüz tamamlamamışlar. CHP kanadından Yalçın Karatepe'nin açıklamaları böyleydi. Biraz sonra AK Parti tarafından da Ömer Çelik neler söyledi onu aktaracağız. Ama öncesinde bir gazetelerde de tur atalım. Habertürk.com'a baktığımızda Amerika ile ilgili başlık bu sabah dikkat çekiyor. Amerika'da uygun fiyatlı konut için adım başlığı var. Amerikan Hazine Bakanı Janet Yellen gelecek 3 yılda uygun fiyatlı konut finansmanını desteklemek için ek 100 milyon dolarlık program oluşturacaklarını bildirdi. Ekonomi gazetesinin manşetinde ise vergi cezasına uzlaşma kapısı fiilen kapatıldı haberi var bugün. Gelir İdaresi Başkanlığından defterdarlıklara gönderilen yazı ile uzlaşma talebi başvurularında vergilerle ilişkili ceza tutarlarında indirim yapılmaması istendi. Hürriyet gazetesinin bugünkü ekonomi sayfasında Çinlilerden gümrük talebi var. Türkiye'nin ilave gümrük vergisi kararı Çin'de gündemden düşmüyor. Çin Elektrik ve Makine Sanayi Ticaret Odası, Çin Otomotiv Endüstrisi adına yaptığı açıklamada ülkedeki markaların Türkiye'de yaşayacağı kayıplar için tazminat talep edeceklerini belirtti. Karardan önce siparişi verilen otomobillerin %40'lık ek vergiden muaf tutulmasını istedi. Ayrıca gümrüğe takılan elektrikli araçlar için de çözüm istendi. Sabahın ekonomi finans sayfasıyla turumuza devam ediyoruz. Nüfus artışı için yeni önlemler yolda diyor bugün sabahın ekonomi haberi. Doğum oranlarındaki tarihi düşüşler tüm dünyayı alarma geçirdi. Türkiye'de son dönemde azalan doğumlar için dünyadaki örnekleri inceleyerek politikalar geliştirecek. Milliyet gazetesi ekonomi sayfasında çifte standart uygulama çağrısı var. Dijital telifte Google'la kritik buluşma. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu'nda sunum yapacak olan Google'a 72 milyon internet ve 62 milyon sosyal medya kullanıcısı bulunan Türkiye'de dijital telif ve bu kapsamda habere de telif ödenmesi yönündeki çalışmaları çerçevesinde çifte standart uygulamaması yönünde çağrı yapılacak. Ve turda son durağımız her sabah olduğu gibi Cumhuriyet Gazetesi olacak. Genç girişimci eşitlik istiyor. Gelişmekte olan ülkelerin oluşturduğu G20 Yes for Europe ya zirvesinde Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Gürkan Yıldırım başkanlık etti. Kapsayıcı kalkınma yoluyla ekonomik büyüme, uluslararası iş yapmayı kolaylaştırma, küresel döngüsel ekonomiye geçişi hızlandırma, yeni nesil girişimcileri eğitme ve teşvik etme, inovasyon, dijitalleşme ve geleceğin işleri başlıkları konusunda dikkat çekti.
ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepeli'nin görüşmesine dair CHP tarafını az önce dinledik. Şimdi AK Parti tarafına geçelim. Orada da Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. Şimşek Karatepe görüşmesini de değerlendirdi. Hem de aynı zamanda yine vergi düzenlemesine ilişkin de açıklamaları önemliydi. Tüm detaylar ekranımızda. 1 lira olsundan 10 lira olsuna kadar yazılır. Ama bu son karar verinceye kadar bunların hiçbiri geçerli değildir. Dolayısıyla o son kararların verileceği toplantılar yapılmadı. O toplantılar yapılıp, kararlar verilip, netice açıklanana kadar bunların hepsinin bir spekülasyondan ibaret olduğunu ifade etmiş olayım. Yurtdışı çıkış harcının 3000 liraya çıkarılacağı iddialarına yanıt verdi. Yeni vergi paketiyle vatandaşa yük getirilmeyeceğini söyledi. Vatandaşımıza yük getirmek için değil, vergi adaletinin sağlanması için yapılan çalışmalardır. Her şey o taslağa yazılır. Ama son kararı siyasi irade verir. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken kameralar karşısına çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, CHP'nin Hazine ve Maliye Bakanlığından sorumlu Merkez Yönetim Kurulu üyesi Yalçın Karatepe ile görüşmesini değerlendirdi. Gündeme getirilen konular aslında hükümetin zaten bildiği, bakanlığın zaten üzerinde çalıştığı konular. Onlar bir açıklama yapmışlar. Biz işte öneri getirdik ama çok kabul görmedi diye. Herkes öneri getirebilir. Sonuçta gündemine hakim bir hükümet var. Ekonomi yönetimimizde ne yaptığını biliyor. Bilgi almak isteyenler olursa tabii ki onlara, muhalefet partilerine gereken bilgiler veriliyor. Mehmet Bey ekonomi vizyonumuzu talep üzerine paylaşmış oldu. Ve gündemdeki finansal ve ekonomi haberlerine ilişkin gelişmeleri değerlendireceğiz. Piyasa fiyatlamalarını yorumlamaya çalışacağız. Sparta Entuko kurucu ortağı Taner Özarslan bu sabah bizimle birlikte. Taner Bey, uzun bir aranın ardından hoş geldiniz yayınımıza diyelim ve hemen soralım. Öncelikle piyasa fiyatlamalarıyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Neler fiyatlara girdi, neler girmedi? Şöyle bir konuşalım. Hem bu hafta PPK var, hem vergiyle ilgili pek çok konuyu konuşuyoruz. Bir taraftan Türkiye'nin gri listeden çıkmasıyla ilgili bir geri sayım söz konusu oldu. Bir yandan da banka sınai ayrışması devam ediyor. Ne dersiniz? Şu anda size göre piyasamız neleri fiyatlıyor bayram dönüşünde? Günaydınlar. Evet, uzun bir ara oldu. Beraber yayın yapamamıştık. Şimdi genel olarak yazın sıcaklığı aslında bir anda ekonominin özellikle vergiler tarafında birçok spekülasyon veya taslak içerisinde birçok belki gelecekte değişecek madde olsa da devam ediyor. Bize şunu gösteriyor. Hükümet tarafı özellikle vergi gelirlerini arttırarak bütçe açığını azaltmayı hedefliyor. Yıl genelinde geçen seneki açıkla beraber bu sene işte 2 trilyona çıkması bekleniyor. Ve bu çok ciddi bir açık. Mümkün olduğunca açığı en iyi şekilde finanse etmek, aynı zamanda deprem bölgesindeki konutları hızlıca tekrar kurmak için bir çaba sarf ediliyor. O yüzden bir miktar vergiyi tabana yaymaya çalışan, bir taraftan da vergi alınan kesimlerden daha fazla maalesef vergi alınan bir sistemle karşılaşacağız gibi görünüyor. Tabii Ömer Çelik'in açıklaması da aslında 3 aşağı 5 yukarı bunu söylemiş oldu. Çok fazla teklif gelecek bize ve biz bunların arasında değerlendireceğiz denildi. Yani o şu anda taslakta gördüğümüz tüm maddelerin geçmesi beklenmiyor zaten. Ama bir kemer sıkma diye adlandırdığımız halk arasında bir vergi düzenlemesiyle karşı karşıya kalacağız gibi görünüyor. Şimdi borsa yatırımcısını nasıl etkiler? Bir de onu ele almaya çalışalım. Önümüzdeki sürece baktığınızda bu tip haberlere sizce şu ana kadar geldiği haliyle mesela hisse seçerken bir hassasiyet var mı yatırımcı nezdinde? Önümüzdeki sürece baktığınızda piyasamızı ne kadar ucuz, ne kadar pahalı görüyorsunuz? Evet, borsa tarafı tabii biraz daha genel olarak yatırımcının ilgisiyle alakalı, yani arz taleple alakalı burası. Bütün haber akışları olumsuz da olsa olumsuz etkilemeyebiliyor. Olumlu da olsa kimi zaman çok da iyiye gitmeyebiliyor. Şu anda yerli yatırımcı Türkiye borsasında hisse senedinden iyi para kazandı. Özellikle
son pandemi sonrasına baktığımızda. Burada bir kısmı da bir döviz bazında bunu artıya çevirdi. Bir kısmı nominal anlamda para kazandı ama bir kazanç olduğu için yatırımcının ilgisi devam ediyor. Bu olumlu ama tabii burada şirketlerin de performans göstermesi lazım. Aynı şekilde karlılıklarını arttırıyor olmaları lazım. Şimdi bu seneye baktığımızda ilk 3 aylarda birçok şirketin, sanayi şirketinin zarar ettiğini görüyoruz. Bankalar tarafı da sonuçta şirketler zarar ettiği sürece yeni kredi vermekte veya kredilerini alırken bazı zorluklarla karşılaşmakta olabilir. O yüzden yani finansal olarak işler iyi gitmesi lazım ki borsa da iyi gitsin. Şimdi borsanın temel olarak en büyük korkularından bir tanesi vergidir. Şirketlerimize yeni vergiler çıkarsa, işte kurumlar vergisi 25'e yükseltildi. İşte finansal kesimde 30'a çıktı vergiler. Bunlar daha da artarsa tabii ki olumsuz olur. Sonuçta günün sonucunda bir net kar kalıyor ve o net kar üzerinden bir temettü dağıtılması gündemde oluyor. Günü geldiğinde ve borsa yatırımcısının da en sevdiği faktörlerden bir tanesi temettü verimliliği. Buradaki azalma, şirketin nakit akışlarının zayıflaması bir anlamda şirket değerini aşağı çeker zaten. Direkt olarak, yani teknik olarak da böyle. O yüzden borsa şirketlerine vergi olumsuz etkiler. İşte KDV'nin artması olumsuz etkiler. Mutlaka miktarına göre değişir ama toplam talep üzerinde baskı yaratan her şey aslında fiyat değerlemelerini aşağı çeker. Yani buna benzer uygulamalar olacak mı? Pek gündemde değil ama bir anda çıkabilir. Kurumlarla ilgili, KDV ile ilgili bazı son rötuşlar sırasında düzenleme farklılıkları gelebilir. Ama tabii bu şirket değerleri üzerinde olumsuz etki yaratır. Şimdi Taner Bey, genelde piyasaya baktığımız zaman mesela son kârda da hep yabancı kurumların da aslında etkisiyle işte mesela yabancı önce tahvile gelir sonra bankaya gelir algısıyla işte banka hisseleri, holding hisselerinin alıcılı seyirde olduğunu takip ettik. Pek çok rapor yine enflasyonu yansıtabilme kapasitesi açısından mesela BİM gibi perakende şirketleri için yazıldı, çizildi. Buralarda zaten bir hareketlilik var. BIST 100 şirketlerinde, BIST 30'da belli bir hareketlilik zaten hani yabancı beklentisiyle var. Peki önümüzdeki süreçte mesela halka arzlar ne kadar ilgi görür? Yan tahtalarda ne kadar bir hareketlilik olabilir? Burayı sürükleyici bir hikaye olabilir mi? Orayı da biraz irdeleyelim mi? Çünkü bahsettiğiniz hani yatırımcı yerli tarafta özellikle halka arzlarla geldi piyasaya. Bundan sonrasında da o tavan tavan ilgisiyle mi yine gelecek? Yoksa o algıda biraz kırılma var mı sizce? Ne dersiniz? Evet, önemli bir konu. Halka arzlar hakikaten yerli yatırımcının borsaya girmesi açısından çok önemli oldu. Ve ilgilerini arttırdılar. Orada biraz hisseni aldıktan sonra ileride de borsada daha fazla yatırım yapmaya çalıştı yerli yatırımcı. Bu olumlu bir sinyaldi. Halka arzların şöyle bir hikayesi var. İçeriye girdiğinizde sizden daha düşük maliyeti olan kimse yok. Ve o yüzden satış yapılırken ilk önce kafalarda şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Kimse düşük fiyata satmaz. Ama öyle olmuyor. Psikoloji ve çok tabii 3 ile 4 milyon arasında yatırımcı geliyor artık halka arzlara. Buralarda istediğini bulamayan yatırımcı artık zarar veya kar hızlıca realizasyona gitmek ve sonraki halka arzlara veya işte borsada hisse seçimlerine geçmeye çalışıyor. Halka arzlarda değerleme önemli bir faktör ve sıklıkla eleştirilebilecek bir nokta. Çünkü öyle şirketler oluyor ki halka açılıyor, karlılığı çok iyi, işte ona göre bir değerleme yapılıyor. Bir bakıyorsunuz 3. ayda, 6. ayda şirket zararla başlıyor işe. Bu o zaman çok doğru bir yöntem olmuyor. Burada şu yapılabilir yatırımcıları korumak için. Birincisi, halka arz hedeflerini tutturamayan şirketlere bir bedel ödettirilebilir. Kanun koyucu tarafından, işte SPK tarafından. Yani bu hedefler tutmazsa bunun karşılığında bazı taahhütlerde bulun ve yatırımcılarla bu işte gider tarafını paylaş gibi, yani bir tazminat öde bir anlamda denebilir. İkincisi, burada bazı teşvikler yapılabilir. İşte zorunlu geri alım gibi, yani
hisse fiyatının aşağısına gelirse zorunlu olarak geri alıma git, yatırımcı mağdur olmasın gibi. İşte eskiden vardı, en az mevduat kadar bir getiriyi taahhüt ediyordu bazı şirketler halka açılırken. Bunlar daha çok pandemi öncesindeki halka arzlarda sık sık gündemdeydi. Çünkü yatırımcı ilgisi çok zayıftı ve teşvikler getirilmeye çalışılıyordu. Şu anda yatırımcı ilgisi var ama bunu kesmemek için bazı düzenlemelere gitmek gerekiyor olabilir. O da hem şirket değerlemelerinde bir miktar daha satıcıları taahhüt altına sokan bazı uygulamalar yapılabilir. İkincisi de teşviklerle yatırımcının zarar etmesini, özellikle kısa vadede zarar etmesinin önüne geçecek tedbirler gerekebilir. Geri alım taahhütlerinin olması gerekebilir. Gibi gibi, yani yatırımcıyı içeride tutuyor olmamız lazım. Burada borsanın genel trendi aslında dövizle çok alakalı Türkiye'de. Çünkü döviz yukarıya gittiği zaman sanayi şirketleri aynı şekilde karlılıklarını arttırmaya devam ediyorlar. Evet, bir pozisyon kârı dediğimiz bir kâr oluşuyor olsa da nette şirketler nakit akışlarını hala güçlü tutabiliyorlar. Kâr marjlarını güçlü tutabiliyorlar. Bizim bu sene yaşadığımız aslında borsadaki o performans eksikliğinin en temel sebebi dövizin çok sınırlı bir yukarı hareket yapıyor olması ve bunun da sanayi sektörü başta olmak üzere, ki borsanın genelini aslında ihtiva ediyor, iyi bir performans olmaması. Burada perakende, az önce söylemiş olduğun hareketin sebebi, perakende şirketleri TL bazında fiyatlarını arttırıyorlar veya karlarını ona göre yükseltiyorlar. Döviz bazında olmadığı için genel olarak fiyat hareketleri, onlar bir miktar daha olumlu ayrışıyorlar. Yani TL bazında ürün satabilen şirketler, ki burada gıda zaruri ihtiyaç olduğu için hani bazı ürünler var, TL fiyat artınca orada geri çekilebiliyor özellikle vatandaş. Ama diğer ürünlerde bunu yapamıyor ve yapmadığı için de karlılıklar o tarafta daha fazla artıyor. Bu, o yüzden perakende sektörü şu anda ilgi görmesinin temel sebebi bu. Ama borsada bir hareketin devamlılığını konuşmak istiyorsak önce dövizin yukarıya hamlesini daha fazla irdelememiz lazım veya işte faizin de kademeli olarak düşürmek. Şimdi oraya bir gelelim, çünkü bu hafta tabii PPK da var. Bizim anketimizde bu hafta bir şey beklenmiyor ama yıl sonuna doğru bakıldığında birbirinden farklı beklentiler var. Medyan beklenti ise politika faizinin seneyi 47,5'ta bitireceği yönünde. Dün Dr. İnanç Sözer vardı yayında. O yılın son çeyreğinde 15 puanlık bir faiz indirimine gidilmesi gerektiğini düşünüyor. En agresif onu gördüğüm için onu örnek vermek istedim size. Şimdi birbirinden değişik beklentiler var. Pek çok ekonomist de diyor ki hayır, bu sene hiç faiz indirimi görmeyeceğiz. Şimdi her şartta FED'de ve Avrupa Merkez Bankası'nda Eylül'de biriken bir faiz indirim umudu var. Bizde de Eylül'e bir miktar aslında ve son çeyreğe yükleniliyor. Çünkü tabii %50'de politika faizin oraya kadar sabit kaldığı bir noktada hiç olmazsa baz etkisiyle büyük bir ihtimalle enflasyon işte 45'lere doğru gelmiş olacak Eylül'de gibi bir hesap var. O zaman politika faizi enflasyonun üstünde kalırsa madem önde gelen merkez bankaları faiz indiriyor, biz de işte zaten enflasyonla mücadelede yavaş yavaş zorlanmaya başlıyoruz, o zaman bir faiz indirim baskısı bizim Merkez Bankası üzerinde de olur mu? Bu tartışılıyor. Şimdi bir yandan da bunun aktarım mekanizması tarafı var tabii. Mevduat faizlerinde hafif geri çekilmeler yaşandı son aylar içerisinde. Oradan da yola çıkacak olursak hem bu perşembeden hem yılın kalanında para politikasından siz neler bekliyorsunuz diye sormak istiyorum Taner Bey. Hem de TL yatırımcısı için mevduat faizinde tepe geride kaldı mı? Evet. Sonuçta her yükselişin bir düşüşü vardır diye bakabilirim, özetleyebilirim. Tabii doğru işler yapılıyorsa. Şimdi biz frene bastık. Genel olarak ülke ekonomisinde son 3 senede yaşanan çok agresif hareketler, özellikle finansal piyasalarda, ister istemez rasyonel politikalara dönüşü mecburi kıldı. Ve bir politika değişikliğine gidildi. Faizler uzun bir süre aşağı çekilirken özellikle yeni Mehmet Şimşek ekonomi yönetimiyle beraber faizler kademeli olarak yükseltildi. Ve bu süreç içerisinde de evet, mevduat faizi arttı. Enflasyonla mücadele
için adımlar atıldı. Bir taraftan da yükselen faiz TL tarafa yatırımcı çekmeye başladı. İşte kur korumalı mevduattan bozulmalar başladı. Ve ciddi anlamda kur tarafı bir baskıyla karşılaştı. Merkez Bankası da bunu fırsat olarak görüp pozisyonunu arttırmaya başladı. Rezervlerini güçlendirmeye başladı. Tabii artan rezervler kırılganlığı azaltıyor olduğu için bizim Türkiye'nin CDS'lere 300 bas puanların aşağısına geldi. 270 küsürler civarına kadar düştü ve bu da yabancı yatırımcının tahvil piyasası da pozisyon almasına yeniden hızlandırdı. İşte senin de özellikle ufak ufak giriş veya çıkışlar gündemde ama orada biraz daha değerlemeler önemli olduğu için şirket değerlerine bakarak yabancı yatırımcı Türkiye'ye bakıyor. Yani faizin yüksek olması veya dövizin durması orada tek bir şart veya baktıkları kriter değil. Burada parayı evet dolarını bozup TL'ye geçiyor ama daha iyi alternatif belki TL faizse orayı tercih ediyor yabancı yatırımcı. Yine borsayı tercih etmiyor. O yüzden burada yapılanların piyasa okuması açısından baktığımızda daha ortodoks dediğimiz modele yakın ve piyasa beklentileriyle uyumlu olduğunu söyleyebiliriz ekonomi politikasının. Burada mutlaka faizlerde bir düşüş olacak ama bu Türkiye için de geçerli, Fed için de geçerli, diğer büyük merkez bankaları için de geçerli olacak. Tabii bizim faizimiz onlarla kıyaslanmayacak derecede yukarıda ve çok rahatsız edici tabii ki. Yani 50 faizle şu anda fonlamanın olduğu yerde işte kredi faizleri 55-60'larla başlıyor. O yüzden burada o kadarlıkta bir zam yapamadığını varsaydığımızda ciddi anlamda aslında esnaf birinci çok ciddi bir maliyetle karşı karşıya oluyor. Sanayiciler de aynı şekilde. İşte sanayicileri bazı ihracat yapanlara düşük Merkez Bankası faizli destekler yapılıyor olsa da herkes ihracat yapamıyor olabiliyor. Ve bu da sanayi tarafında bir üretim azlığı yaratması riskini ortaya koyuyor. Bu da fiyatları daha fazla katılaştırıyor. Özellikle talebin devam ettiği sürece üretim azalırsa bir de enflasyon bundan dolayı artma potansiyeline sahip oluyor. O yüzden burada bir faiz indirimi muhtemelen son çeyrek diye görünüyor. Gelecek. Ben 47,5'un biraz daha altında bekliyorum. 45 civarında. Belki biraz daha aşağısı olabilir. Enflasyonun patikası izlenerek. Bu sene de 45 yıllık enflasyon yıldan yıla gündemde olabilir. Bu da dediğim gibi faizi 45 ile 40 arasında bir yerde kapatacağız gibi görebiliriz diyebiliriz. Tabii burada sadece bu olmayacak. Gelişmekte olan ülkelere para akışının gücü önemli olacak. Ama yabancı yatırımcı açısından baktığımızda yabancı yatırımcı şunu görmek istiyor. Ben TL'ye para yatırdığımda döviz yükselmeyecek ise aradaki farka yani TL'nin getirisiyle dövizin zararı arasındaki farka yatırım yaparım mantığıyla bakıyor. Buna ne kadar inanırsa sıcak para Türkiye'ye daha fazla park etmeye çalışacak. Çok olumlu mu? Evet, uzun vade açısından baktığımızda sürdürülebilir olmuyor sıcak paranın içeriye hızlı gelmesi, hızlı çıkması. Çünkü giren para bir gün çıkıyor ve çıktığı zaman da işte tozu dumana katarak çıkıyor. Oraya karşı hazırlıklı olması gerekiyor. Rezervlerini güçlü tutması gerekiyor. Politikaların tüketim değil daha çok üretimi teşvik edici politikalarla birleşmesi gerekiyor. Şimdi tabii kur deyince Sayın Şimşek de ifade etti, biz eğer rezervleri kurtarmak istemeseydik 25'lere inen bir döviz kuru bile görebilirdik. 30'lar civarında kalmasının sebebinin bir miktar aslında vatandaş bozarken merkezin alımına bağlamış oldu Hazine ve Maliye Bakanı. Şimdi bu açıdan da baktığınız zaman Taner Bey, size göre ters dolarizasyonun neresindeyiz onu da sormak istiyorum. Çünkü vatandaş da tabii cazip TL faizini görüp dövizde getiri olmayınca, kur da çok fazla yukarı gitmeyince doların, euro
kurusunu bozup bir miktar daha esasında mevduata veya para piyasası fonlarına yönelen bir eğilim takip etmiş olduk. Bundan sonrasında sizce dövize dönmenin zamanı geldi mi gelmedi mi? Bu ters dolarizasyonun ikna edici boyutta olması için yine mesela Eylül ayını mı beklemek gerekecek? Evet. Tabii yani dövizle ilgili konuşabilmek Türkiye şartlarında böyle çok kolay değil. Sonuçta siyasi tarafta bir faiz hamlesi her şeyi değiştiriyor. Ama şu andaki şartlar altında baktığımızda evet bu faiz ortamında ve yani Sayın Şimşek'in söylediği gibi mevcut şartlarda bu faiz altında döviz daha aşağı gelirdi. Merkez Bankası alım döviz tarafında alım tarafında olmasaydı. Bu bize aslında iyi bir fırsat veriyor. Bir taraftan hani piyasaya çok böyle net müdahale edilmesini piyasa dinamikleri çok fazla sevmiyor olsa da şu anda bir ihtiyaç var, bir zorunluluk var. Çünkü zayıf bir rezervle karşılaşıldığında yabancı yatırımcının güveni kırılıyor. İşte daha fazla faiz ödüyorsunuz aslında yurt dışına. O yüzden rezerv güçlendirme şu anda olması gereken bir politika gibi görünüyor. İşte 150 milyar dolarlara yaklaşan bir rezervle karşı karşıyayız. Ve net rezervler de yukarıya doğru gidiyor. Yani kademeli olarak faizin aşağıya gerilediği ortamda dövizin ne yapacağına göre Merkez Bankası aslında özellikle 2025 faiz politikasını belirleyecek diye düşünüyorum. Yani biz 2024'te rezervleri güçlendirdikten sonra 25'te Merkez Bankası faiz indirimlerinin dövizle birleşimine bakacak ve ona göre faizlerdeki düşüş hızını belirleyecek diye özetleyebiliriz. İşte bu sene 45 kapatırsak önümüzdeki sene sanki 25-30 bandını bir hedef ortaya koyacağız gibi görünüyor. Her ne kadar Merkez Bankası'nın ana hedefi bu olmasa da piyasa beklentisi buralarda şekillenecek ve buna göre de bir faiz indirimi beklentisine gireceğiz. Yani biz bu seneyi 45 arasında kapattığımızı varsayarsak, önümüzdeki sene 25 enflasyon varsa demek ki önümüzdeki senenin sonunda 25'ler civarında, 20-25 bandında kapatma ihtimalimiz olduğunu söyleyebiliriz. Her şey yolunda giderse, dünyada ekstra bir gerginlik olmazsa, işte özellikle savaşın etkileri hem işte Rusya tarafında hem İsrail tarafındaki savaşın etkileri piyasalar üzerinde ve uluslararası ekonomi üzerinde çok fazla etki yaratmıyor olursa bunları söylüyor olabiliriz. Tabii bu kötünün iyisi diye bakarız. Yani hala dünyanın en yüksek faiz veren ülkelerinden bir tanesiyiz. Bu sene içinde, belki önümüzdeki sene içinde geçerli olacak. Ama sonuçta bir fırtına yaşadık. O fırtınada yine de gemiyi yüzdürmek önemliydi. Şu anda tekrar suların yavaş yavaş durulduğunu, her ne kadar su kabarık da olsa, bir miktar daha bir önceki seneye göre daha önümüzü görebildiğimizi veya bir ışık olduğunu görebildiğimizi söyleyebiliriz. Tabii burada frene basmak sırasında ekonomiyi yavaşlatma potansiyeli de var. Ama hani Türkiye ekonomisi potansiyel olarak her zaman atılımcı, girişimci bir ruha sahip olduğu için faiz dahi Türkiye ekonomisini çok fazla yavaşlatmıyor. Bu kadar yüksek faizle yaşayabilmek hakikaten birçok kesim açısından çok zor. Ama şu anda dediğim gibi yani biraz daha kötüyü geriye de bıraktığımız bir dönemin içindeyiz diye söyleyebilirim. Şimdi son 3 dakikamız içerisinde izleyici sorusuna da hemen dönmek istiyorum Taner Bey. Ender Sinan Şan diyor ki öncelikle halka arzlarda eşit dağıtım yerine neden oransal dağıtım yapılmıyor? Küçük yatırımcı için bunun sonuçlarına değinmiş. Bir de diyor ki ya gri listeden çıkmazsak ne olacak? Taner Bey listeden çıkacağımıza inanıyor mu? Yani bu tabii teknik bir konu. Yapılması gerekenler yapılırsa, ev ödevinizi yaparsanız gri listeden çıkabiliyorsunuz. Para nakit hareketlerine ne kadar iyi takip ettiğinizi gösteriyor olmanız gerekiyor.
O yüzden çıkabiliriz diye düşünüyorum ve olumlu olur Türkiye açısından. Özellikle Türkiye gri listede olduğu için parasını gönderemeyen birçok fon var. Bunları bir kere tekrar içeriye alıyor olabiliriz. Bu olumlu. Halka arzlarda da sonuçta yatırımcı aslında alabildiğince almak istiyor. Özellikle kurumsal yatırımcının değil, herkesin ortak almasını gayesinde oluyor. Ama bana göre yeterli değil. Yani bu herkese eşit dağılsa da halka arz performansı iyi olacak anlamına gelmeyecek bu. Diğerinin de olması kötü olacak anlamına gelmeyebilir. Burada önemli olan şu andaki konjonktürde halka arzların bir miktar o eski yukarı potansiyeli kesilmiş gibi görünüyor. Halka arzlar dursun anlamına gelmeyecek bu. Ama burada riski biraz daha ortaklara, şirketlere bırakmak, yani halka arz eden ihraççılara bir miktar riskleri bırakmak sanki piyasalar açısından daha olumlu olur. Mümkün olduğunca yatırımcıyı korumak, yatırımcının halka arzın kısa vadeli performansından zarar görmemesini sağlayacak düzenlemeler yapmak bana göre eşit veya oransal dağılımdan daha önemli. Son bir not. İzleyicimiz diyor ki çok iyi bir yayın oluyor. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz efendim izlediğiniz için. Yine pek çok izleyicimizden iyi yayınlar ve günaydın mesajları da gelmiş. Ama izleyicinin mesajının devamı daha enteresan belki. Diyor ki Taner Bey gençliğin sırrını versin bize, her şey para değil. Taner Bey yıllardır yayın yapıyoruz, hiç değişmiyorsunuz. Hadi sırrı verin de öyle kapatalım. Yani şöyle, spor yapacaksınız. Stresten uzak duracaksınız. Her ne kadar piyasaların stresi olsa da biraz anda kalmaya çalışacaksınız. Kendinize bakacaksınız. Kötü yiyecek, içecek, bunların hepsinden uzak duracaksınız. Akıştayız diyelim o zaman. Çok teşekkür ederiz. Sparta & Co. kurucu ortağı Taner Özarslan'dan hem yatırım ile ilgili öngörüler almış olduk hem de gençliğin sırrını aldık bu sabah. Akışımızda reklam var efendim. Biz de öyle devam ediyoruz. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sunar. Ve küresel piyasalardaki son durumla devam edeceğiz. Biz Taner Bey'le hem piyasayı hem gençliğin sırrını konuşurken bakalım Asya piyasalarında para nasıl el değiştirdi? Onu da Sadi Kaymaz Pekin'den takip etti. Bloomberg HT Asya temsilcisi. Şimdi Sadi, bir önceki buluşmamızda birbirinden farklı birçok başlık aktardın bize. Hem bunlarla ilgili yeni gelişmeler var mı soralım. Hem de piyasada son durumda renkler ne kadar kırmızı, ne kadar yeşil? Zeynep tekrar merhaba. Ben de Ostir'i can kulağıyla dinledim. Önce onu söyleyerek başlayayım. Onun ardından da şöyle piyasalara bakıyorum. Tabii yeni uyananlar şöyle diyebilirler. Zeynep eyvah, Nvidia çok kötü düşmüş. Üstelik 3 gündür düşüyor. Neredeyse yarım trilyon dolarlık bir piyasa valüasyonundan silinme var. Dolayısıyla Asya'da kötü müdür acaba diyenler varsa hayır diyeceğim. Önce onu söyleyeyim. Tam tersine genel olarak yeşiller görüyoruz. CSI 300 negatif ayrışan tarafta %0.4 düşüşle kapatmıştı ilk seans, ama onun haricinde neredeyse uzak doğudaki bütün ana endekslerde Zeynep yeşiller var. Dolayısıyla gün iyi başlıyor. Tabii yeşiller var ama yarı iletken sektöründe evet düşüşler var. Sabah Güney Kore'ye bakmıştım Zeynep, orada o bizim bildiğimiz yarı iletken şirketlerinin hepsi Nvidia'yı takiben düşüyordu. Yine Japonya'da keza, Tayvan'da keza öyle düşüşler vardı ama diğer sektörleri yarıyor Zeynep. Diğer sektörleri şöyle yarıyor. Tabii bütün fonlar Nvidia'yı kovalıyordu. İşleme hacminin çok büyük bir kısmını çekiyordu. Dolayısıyla oradan çıkışlar aslında başka sektörlere de yarayabilir. En azından bugün de onun teyidini almış olduk en azından şu aşama için. Tabii diğer taraftan Zeynep, bir taraftan da gözümüz Asya'da Japonya'nın üzerinde, Çin yuanının üzerinde ve tabii onlara bağlı olarak da diğer para birimlerinde de. Onlar da bugün biraz soluklanıyorlar ama soluklanıyorlar derken iki para birimlere tekrar birer parantez açmak isterim. Japon yeni 160 seviyesini test edecek gibi görünüyor. Çünkü 159 seviyelerinin üzerinde yakında görürüz. Tabii bir taraftan da piyasada artık 170 seviyeleri telaffuz ediliyor. Bir yapısal sorun var biliyorsun.
O yapısal sorun da Japonya ile Amerika arasında ya da dünyanın geri kalan kısmı arasında muazzam getiri farkları var. Bu da tabii ki Japonya'nın sürekli olarak değer kaybına zorluyor. Onun önüne geçmekte gerçekten kolay. Bakalım 170'i çok sık duymaya başladık. Bundan birkaç ay sonra 170 konuşuyor olacak mıyız? Bir de tabii ki gözler sürekli POC'de. Çünkü kur dizginlerini her sabah böyle biraz biraz gevşetiyor. Bugün de tahminlerin biraz daha güçlü tarafına attı ama tabii hala 7.12'nin üzerindeki bir seviye söz konusu. Tabii bir taraftan da Japonya ile Çin yönü arasındaki korelasyon Zeynep, sen çok iyi anladın, yorumlarsın. Bunları 0.8'de yükselmiş, çok yüksek bir oran. Son yıllarda gördüğümüz en yüksek bir oran. Dolayısıyla Japonya'daki değer kaybı Çin yönünde de değer kaybına yol açıyor diyebiliriz bir tarafta. Dolayısıyla bu da genel olarak Asya piyasaları üzerinde, özellikle Çin hisseleri üzerinde çok büyük bir bazı unsur. Bugün örneği düşüyor, neden düşüyor diye merak edenler olabilir. Bana sorarsan kur konusundaki belirsizlikler, özellikle yine korelasyona bakarsak çok etkili Çin hisseleri üzerinde. Onun dışında bugün hem Xi Jinping konuştu hem Çin Başbakanı konuştu ama Çin Başbakanı dış dünyaya mesajlar verdi. O yüzden hemen onun üzerinde bir durmak isterim Zeynep. Jeopolitik konusunda çok değindi. Tedarik zincirlerini de bozmamalıyız. Bu dünya için iyi olmaz dedi. Enflasyon örneğin biz evet solar enerjide, yenilenebilir enerjide ilerledik ama bu dünyada enflasyonu da yeşil geçişte çok kolaylaştırdı gibi çeşitli ne diyelim ifadeler sarf etti. Tabii dünyaya daha olumlu mesajlar vermeye çalıştı ama tabii yukarıda Xi Jinping hala onun dünyası daha böyle sosyalist bağlamda çelişkiler üzerine, çatışmalar üzerine kurulu. O da Batı'nın egemenliğini yenmek için çip endüstrisinde inovasyonlar yapmalıyız diyor. Biraz farklı tellerden çalıyorlar Zeynep ama zaten böyle der biliyorsun. Xi Jinping daha böyle ideolojik bir adam ama patron, ÇKP'nin patronu. Başbakansa daha pragmatik, daha piyasa yanlısı bir adam ama tabii piyasada ne diyelim yatırımcılar da daha çok Xi Jinping ne diyor diye bakıyor ve onu da belirteyim. Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadık Kaymaz, çok teşekkürler aktardığın tüm bilgiler için ve şimdi de Dubai'ye gidelim. Bloomberg HT Dubai temsilcisi Ersoy Erkazancı da bakalım emtia ve Orta Doğu ile ilgili hangi başlıklar var bu sabah. Ersoy, günaydın, hoş geldin yayınımıza diyeyim, hızlıca sözü sana bırakayım. Zeynep günaydın. Petrolde yükseliş devam ediyor. 81.7 ve 86 dolar seviyesinde şu an Amerikan tür ve Brent. Jeopolitik riskler dün diyordum İsrail'deki gelişmeler veya Yemen Husilerin vuruş hareketleri fiyatları çok etkilemiyor diye ama farklı cepheler açılması biraz fiyatları etkiledi. Nedir o? Dün Netanyahu'nun açıklaması vardı. Gazze'deki yoğunluğu azaltacağız diye daha özel hareketler yapacağız diye ama Lübnan sınırındaki ateş biraz daha artmış durumda. Orada ikinci bir cephe açılmasından korkuluyor. Hizbullah'la çatışmasının artması, İsrail'in Lübnan'la çatışmaya girmesi, İran'ın devreye girmesi. O yüzden İsrail Savunma Bakanı Gallant şu an Amerika'da Blinken'le görüştü. Amerika böyle bir cephenin açılması istemiyor. Bu jeopolitik riskleri artıran bir gelişme. Diğer taraftan Rusya-Ukrayna konusunu çok konuşmuyorduk. Son günlerde yine iki taraflı ateşler oldu ve Zelenski'nin açıklaması vardı. 30 kadar Rus petrol tesisini vurduk diye, bu da etkiledi. Yemenli Husiler uzundan beri onlar da gemilere çok saldırmıyordu. Dün haber vardı, bugün de haber var. Oradaki saldırılar hepsi üst üste gelince Zeynep petrolü yukarı çekti. McQuarrie'nin de Brent'le ilgili beklentisini artırdığını söyleyeyim. Üçüncü çeyrekte ortalama 86 dolar olur dedi. Bu arada Suudi Arabistan'daki haçta 1301 ölü oldu. Bu haçla ilgili endişeleri biraz soru işaretlerini getirdi. Çünkü Suudi Arabistan 2030 projesi sebebiyle burada haca gelen kişi sayısını 30 milyona çıkarmaya çalışıyor. Bu sene 1.8 milyon kişi gelmiş. Sıcaklıklar 52 dereceye gelince özellikle sıcaktan etkilenen kişiler bu ölümün sebebi. Bir de kayıtlı olmadan gelenler var Zeynep. Eskiden sadece hacca ve iş için gidebiliyordun. Şimdi turist olarak da Suudi Arabistan'a gidiyorsun. Turist olarak gidip bu hacca katılanlar genelde ölenler buradan olmuş maalesef. Dubai bir drenaj sistemi açıkladı. 8.2 milyar dolarlık bir proje. Biliyorsun yağmurlardan çok etkilenmişti. Bu çok konuşulmuştu. Bunu engellemek için. Sonra da Skytrax'e göre
Katar Hava Yolları 2024 için dünyanın en iyi hava yolu şirketi seçilmiş. Singapur'dan birinciliği geri almış Katar. Evet, son başlıklar böyle. Daha ne olsun diyelim. Çok teşekkür ederiz Bloomberg HT Dubai temsilcisi Ersoy Erkazancı. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Bloomberg.com'da öne çıkan başlıkları aktararak devam ediyoruz. İlk sözü Ömer Çelik'ten vergi açıklaması var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, vergi düzenlemesine ilişkin bir taslak söz konusu olduğunda uygun görülen, görülmeyen her şey o taslağa yazılır ama son kararı siyasi irade verir. Sosyal medyaya ya da başka yerlere sızan şuraya da buraya da vergi gelecek gibisinden açıklamaların çoğu spekülatif dedi. Ve bir diğer haberde Amerika'ya gidiyoruz. Amerikan Hazine Bakanı Janet Yellen'dan bir açıklama var. Konut maliyetlerini düşürmeye yönelik yeni adımları duyuruyor. Gelecek 3 yılda uygun fiyatlı konut finansmanını desteklemek için ek 100 milyon dolarlık program oluşturulacağını ifade ediyor. Detayları internet sitemizde okuyabilirsiniz. Ve acaba tekrar dövize yönelmek için bir sebep var mı yok mu konuyla ilgili az önce Taner Özarslan'la konuştuk. Bir alternatif görüşü de İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Derinerden ekranlarınıza getirelim. Kısa bir aranın ardından sabah raporunda TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç'la birlikte ekranınızda olacağız. Merkez Bankası son dönemde yaklaşık 77 milyar dolar piyasadan döviz satın aldı ve kurun gitmediğini gördüğümüz bir sürecin içindeyiz. Hiç alışık olduğumuz bir şey değil. Belki de Türkiye Cumhuriyet tarihinin en fazla en kısa zamanda hani döviz rezervi biriktirilen dönemi bile açıkçası olabilir. Dolayısıyla hani kurda benim açıkçası hani bir beklentimde bir değişiklik yok. Sadece eskiden hani kur çok sabit kalıyordu ve hani sonuçta TL tarafında ciddi bir getiri sağlanıyordu. Şimdi belki bundan sonraki süreçte kur her ay %2'ler, 2,5'lar hareket edecek ama bunun karşılığında işte %4'ler faiz alacaksınız. Hala ciddi bir reel getiri, hala dolar bazında çok iyi bir kazanç. Ama belki o geçmiş aylarda son 3-4 aydır gördüğümüz kurun sabit kaldığı değil ama İşte şu son 15 günde ya da son 10 günde yaşadığımız gibi kurun yavaş yavaş yukarı gittiği, belli bir düzeltme yaptığı bence bir süreci yaşayacağız diye düşünüyorum. Şu anda TL'de kalmamızı bozacak herhangi bir konjonktürde herhangi bir gelişme açıkçası görmüyorum. Dolayısıyla hani bu düşüncemizi bozacak böyle majör bir olay olmadığı takdirde de TL'de kalmaya devam edeceğiz diye açıkçası düşünüyorum. En azından hani biz kendi portföylerimizde o yönlü hareket etmeye önümüzdeki dönemde de devam ediyoruz. Dolayısıyla hani kur tarafında ben böyle yaşanan çok ekstra bir şey açıkçası öngörmüyorum. İşte burada hani 1 milyar dolar bir yabancının hani hisse tarafından gelenler büyük bir ihtimalle bir döviz almış olabilir hani o tarafta gelen satışlardan. Ve onun dışında çok kar etmiş olan carry'den bazı yatırımcılar dönüp hani tekrar bir döviz almış olabilir. Bütün bunların düzeltmesi biraz belki pariteden de kaynaklandı. Hani 1.08'lerin üstüne çıkan bir parite sonra 1.07'lerin altına gelmişti. Belki onun da etkisiyle birazcık bir döviz dolar kurunda bir yukarı gitmeyi gördük ama ben şu anda herhangi bir hani böyle bir tekrar dövize yönelmemizi gerektirecek bir gelişmenin olduğunu şu anda düşünmüyorum. Önümüzdeki dönemde de öyle bir gelişmenin olmasını açıkçası çok fazla beklemiyorum.